Merhaba sevgili izleyiciler. Yine bir risale aracında beraberiz. Eyrisale aracında bildiğiniz gibi nicedir Zühre Risalesi'ni okuyorduk Mesnevi nuriyede. Ancak geçtiğimiz hafta onun sonuna gelmiştik, hitamına ermiştik. Bu hafta daha doğrusu önümüzdeki haftalar boyunca da inşallah sünnet-i seniyeyi konuşalım istiyoruz. Çünkü bu sıralar sünnet-i seniye hem biraz daha böyle saldırı ve eleştiri altında hem de dinin içinde gördüğü fonksiyona dair bazı şüpheler oluşmuş durumda özellikle gençler arasında. Biz de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinin rehberliğinde sünnet-i seniyeyi biraz konuşalım, dinin içinde gördüğü fonksiyonu konuşalım, onun hakkında tefekkürde bulunalım istiyoruz. Bunu öncelikle dördüncü lemadan yapacağız, dördüncü lemadan başlayacağız ve oradan 11. lemaya geçeceğiz önümüzdeki haftalar içinde. Fakat bugün dördüncü lemanın hemen başını ait ayet, ilgili ayeti kerimeleri ve birinci nüktesini elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. İkram abi öncelikle ben biraz genel olarak konuşmak istiyorum sünnet-i seniyye hakkında. Hı hı. E, sanki bazılarında özellikle modernist ve reformist kafalı insanlarda şöyle bir şey var. Din var ayrı bir şey. Sünnet de sanki aparatif bir şeymiş gibi yorumluyorlar. Halbuki bizim yaşadığımız dinin neredeyse %90'ı sünnet-i seniyye ile şekillenmiş durumda. Yani ayet-i kerimeler var ama o ayet-i kerimelerin hayattaki iz düşümlerinde karşılıklarını bize sünnet söylüyor. Onu çektiğimiz zaman aslında dini parçalamış oluyoruz. Hatta büyük bir kısmından yoksun bırakmış oluyoruz. Sizce Bediüzzaman Hazretleri'nin sünnete yaptığı vurgu bu anlamda bugünlerde daha çok karşılaştığımız bu şüphelere de bir cevap oluşturuyor mu? Tabii. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Sünnet seni aslında dinin ayrılmaz bir parçası. Siz onu ayırırsanız ortada din diye bir şey kalmaz. Belki ortaya hurafeler çıkar. Çünkü aslında ben Kur'an'a göre konuşuyorum, Kur'an'dan bunları çıkarıyorum diye hareket edersiniz fakat hiç de öyle olmaz. Çünkü siz onu e, Sünnet seni olmasa ona bakmasanız neye göre ifade edeceksiniz, neye göre tanımlayacaksınız, neye göre adını koyacaksınız? koyamazsınız. Çünkü çok bizim bugün anlamakta zorlandığımız ayet-i kerimeler var, müteşabih ayetler var. Farklı farklı manalar ifade edebilecek ayetler var. Dolayısıyla siz ben Kur'an'ı Kur'an'dan okurum, anlarım derseniz güzel bir niyetle belki yola çıkmışsınızdır ama neticesi itibariyle güzel bir yere varmazsınız. Sizi Allah muhafaza dinin sınırları dışına kadar bile götürebilir. Masum gibi görünür. Görünen aslında çok da masum olmayan bir şey bu. Sünnet-i Seniyye'nin zaten e, dine aykırı bir hususu yok ki. Yani bazı insanlar Sünnet-i Seniyye'ye şu açıdan itiraz ediyorlar. İnsanlar işte e, gerçek hadis olan olmayan şeyleri ifade ederekten kendi bir takım düşüncelerini anlatıyorlar falan diyor. E, sahih olmayan hadislerden yola çıkaraktan dini bozmaya çalışıyorlar falan. Kimisi bu tarz ithamlarda bulunuyor. Fakat e, bunu söyleyenler... Bu manada bir çalışma yapmıyorlar. Zayıf olan hadisleri işte tespit noktasında bir gayete girmiyorlar. Bir usul oluşturmuyorlar. Neye oluşturmuyorlar. göre zayıf, neye göre... Ha, hani öyle bir şey yapsalar, hani bir manada samimi olduklarını siz de kabul edeceksiniz. Fakat bunu diyorlar, arkasından hadisi tamamen reddediyorlar. Tamamen kaldırıyorlar, ortadan çıkarıyorlar. E siz o zaman bunu çok da masum görmüyorsunuz. Göremiyorsunuz çünkü e, sayı hadisler var. Onları nereye koyacaksınız? E, ...mütevatir hadisler var. Nitekim İmam-ı Şafi için e, mütevatir hadisler... ...Ayet-i Kerimeler gibi vahiy mesabesindedir. Yani onu hatta ondan dolayı e, Şafi mezhebinde... E, ...bazı meseleler farzken Hanefi mezhebinde farz olmayabiliyor. Çünkü Şafi mezhebine göre mütevatirse o da farzdır. Yani halbuki farz olması için Ayet-i Kerime'de açıkça ifade edilmesi lazım... Ama işte İmam Şafii'nin hatta üstadın da bu manada bazı vurguları var. Mütevatir hadisin kuvvetli olduğuna dair. Sanırım İmam Şafii'den o da aynı şekilde alıyor, rivayet ediyor. Mütevatirse o zaten Allah'ın emridir. Çünkü doğrudan Cenab-ı Hak onu peygamberimize bildiriyor ve peygamberimiz de bir cemaatin huzurunda onu ifade ediyor, aktarıyor, bize bildiriyor. Dolayısıyla çok masum gibi görünen aslında çok büyük tahriflere yol açabilecek bir iddia bu. Hani hadisleri aradan çıkarmak, sünnet seni görmezden gelmek çok tehlikeli bir şey. Yoksa siz Kur'an'ı anlatıyorum derken aslında bir süre sonra hevanızı anladığınızı anladım. anlatmaya başlarsınız. Belki bir adım ötesi hevasını dediğiniz gibi hevanızı anlatmaya başlarsınız ki... ...o zaman bazılarının iddia ettiği şeye kendilerinin düşmesi gibi bir şey olur. Kendileri iddia ediyorlar hani siz kendiniz din üretiyorsunuz haşa diye. E bakıyorsunuz kendileri bir noktadan sonra o vartaya düşüyorlar. Bir daha bir hani öyle bir konuşuyorlar ki bu mevzuları sanki hadislerin arasında e, zayıfların olabileceği veya hadislerin arasında yabancı sözlerin karışabileceği şimdiye kadar ümmetin hiç endişesi olmamış, hmm. Hiçbir konuda mesai sarf etmemiş bu ümmet, hiç aklından geçmemiş gibi ve buna dair bir şeyler yapılmamış gibi lanse ediyorlar. Halbuki cerh ve tadil uleması dediğimiz bir ulema var ve hmm. bunların mesailerin büyük bir kısmı Hadislerin sıhhati, senedindeki insanların ahlakı, hı hı. E, biyografisi neredeyse bir açıdan. Tabii. Böyle ilimler var yani. Zaten hadis ilmi dediğimiz şey hadislerin sıhhati üzerine kurgulanmış bir ilim. Onları kategorize etmek, onların hangilerinden hüküm çıkarılabileceği, hangilerinden çıkarılamayacağı üzerine kurgulanmış, usuller geliştirilmiş, kitapları yazılmış ve hani toplasak belki bu stüdyoyu aşacak kadar kitabın yazıldığı bir evet. ilim. ehl sünnet ve cemaat bu kadar çalışmış bu konuda. Ama bunlar ortaya çıkıyorlar sanki bu soru daha önce hiç sorulmamış gibi, Hı -hı. Bu, bu konu hiç irdelenmemiş gibi bir şey, şişsiz şüphe yaratmaya çalışıyorlar. Yani aslında e, bugün tartışılan meseleler belki bin sene öncesinde de tartışılmış. Yani İmam Şafii'nin ben bu sıralar hayatını okuyorum da yani bugün mesela sorulan pek çok soru ona da sorulmuş. Hani bu hadis deniyor ama ne kadar güvenilir bir e, hadistir? ona da sorulmuş. Sadece ona değil, o dönemde yaşayan pek çok muhaddise sorulmuş. E, tabi o zamanki meseleler bugünkü gibi çok ayrı, ayrılmadığı için işte müfessirler, işte muhaddisler çok böyle kesin çizgilerle ayrılmadığı için aslında e, müfessir bir noktada muhaddislik de yapmış. Dolayısıyla onu da biliyor, onu da biliyor. Çok daha e, detaylı ilimlere sahipler. Musluğun başındalar çünkü daha. Her şeyin bir arada olduğu bir zamanda. Tabi İmam Şafi mesela bu noktada büyük bir vazife görüyor. İşte fıkhı, fıkhın tabiri caizse formüllerini yerleştiriyor. E, bu noktada önemli bir vazife ifade ediyor. Dolayısıyla sadece muhaddisler değil, müfessirler de ciddi bu manada araştırmalar yapıyorlar. Çünkü siz tefsiri hadisten ayıramazsınız. Ee, ...az önce de ifade ettiğimiz gibi bazı ayetleri siz hadis olmadan anlayamazsınız. O yüzden onlar da o hadis sahih mi değil mi diye ciddi uğraşmışlar. Ee, i̇şte İmam Malik'lerin Nuat falan var. İmam Malik bile kendi kitabının ilk e, yazma eserinden sonra ikincisinde bazılarını çıkarma ihtiyacı hissediyor. Sıhhatinde e, sıkıntı gördüğü hadisleri çıkarıyor İmam Malik. Kendisi daha hayattayken bunu yapıyor. Yani bu işlem çok daha öncesinden yapılmaya başlanmış. E, zamanla alimler kendi kitaplarından bile bunu çıkarmışlar ki sahih olanlar kalsın. Ahad olanlar belki e, kaynağında şüphe olanlar e, insanların işte kafasını kurcalamasın diye. Yani aktardıkları zaman da notlar düşerek aktarmışlar. Bu hadis usulü dediğiniz gibi ciddi bir şeydir ve her asır yenilenerek devam etmiş. Bir asırda hadislerin bir araya getirilmesi e, mevzu bahis olmuşken sonraki asırda bu e, hadisleri aktaran e, şahısların üzerinde ilimler görülmeye başlanmış racul ilmi ortaya çıkmış kim ne kadar güvenilir ne kadar güvenilmez meseleleri ortaya atılmış hatta e, çok böyle güvenilir hadisler rivayet eden zatlar belli bir yaşa geldikten sonra sınanmış evet, bu hafızası yerinde hafızası mi hafızası sınanmış biz Artık bundan hadis alabilir miyiz, alamaz mıyız kabilinden gidip bazı meselelerde kafasını karıştıracak şeyler sorulmuş. Hakikaten hala kendisinden hadis alabilir miyiz diye böyle ciddi şeylerden geçmiş, incelenmiş, sıt dokunmuş. Yani başka bir hadis, bir ilim dalı var mıdır bilmiyorum böyle racul ilmi gibi, rivayet ilmi gibi bir alanının olduğu başka bir ilim var mı bilmiyorum. Fizikte mesela e işte atıyorum Newton'un ahlakını, e, ahlakını irdeleyen bir alan var mıdır bilmiyorum. Hani bu bu ilim dalının ne kadar sağlam ve güvenilir olduğu anlamına geliyor. İşte bütün bu zatlar yapmışlar, etmişler, hayatlarını bu noktada geçirmişler ki hani sağlam bir şey ortaya çıksın, şüpheliler bir tarafa ayrılsın, sağlam olanlar bir yerde kalsın. Ama ne olur? Sahihtir. Anlamadığınız şeyler olabilir için içerisinde. Bugün itiraz edilen noktalardan birisi de daha doğrusu e, itiraza konu olunan ve üzerinden siyaset güdülmeye çalışılan bazı şeyler bunlar. Yani herkesin anlaması kolay olmayan bir takım sayı hadisleri alıyorlar. E, bundan kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. E, i̇şte bu ilmin haşa sağlam olmadığını bununla iddia etmeye çalışıyorlar. Yok böyle bir şey yok. Yani bu ilim dalı ciddi bir ilim dalı. Hakikaten yerleşmiş adı konmuş. Yani dört başı mamur bir şekilde günümüze kadar gelmiş. Ama sanki bunlar hiç olmamış gibi bir yerden eline geçen bir hadisi alıp da hani bu şöyledir böyledir deyip eleştirmek birincisi o kadar bugüne kadar gelen o ilmi e, silsileye bir hakarettir. Onların o belki hayatlarını sarf ettikleri o çabaya, gayrete bir istihfaftır. Onları hiç almaktır. Belki e, hakir görmektir. E, ahlaki açıdan bile hoş bir şey değil bu yani. Ki abi hani bir adım ötesi e, şüphelerin, iftiraların bir adım ötesi Kur'an kimden geldi? Yine aynı nesillerden, aynı ellerden geçerek geldi. Hmm, evet. Bugün ulaştığımız en eski el yazması nüsha Emeviler döneminde ya ondan öncesi yani ondan öncesine dair oluşturulabilecek şüphelere hmm. bugün hadisler üzerinde oluşturulan şüpheler aslında teşne. Mesela hmm. yarın birisi de diyebilir ya madem bu adamlar bu kadar güvenilmezdi, de haşa Aynen. bu kadar işte yalan hadis kattılar, Kur'an'a da katmış olabilirler. Şimdi eğer sahabenin ahlakını, tabiinin ahlakını, tebeyi tabiinin ahlakını tartışma konusu yaparsak dürüstlüklerini, hassasiyetlerini Kur'an'a bu şüphenin ilişmesine engel olamayız. Ya bunlar ahmak dost ya da akıllı kurnaz düşman, düşman. yani. Başka evet. bir amacı olamaz sünnete sataşmanın. Evet. Aynen. Bu meseleye dair e, tabii ben sizin kadar yazmadım ama birkaç e, makale burada şey yapmıştım. Onlardan bir tanesinde bu sizin vurguladığınız meseleye değinmiştim. Hakikaten bu e, iddialardan e, hareketle biz bu şeye baktığımız zaman çok da hayırlı bir iş yapmak için ortaya çıkmadıklarını görüyoruz. E çünkü siz burada bu hadisi rivayet edilen kişilere bir şüphe e, irad etmeye çalışırsanız, bir şüphe atmaya çalışırsanız Kur'an'ı savunuyorum derken tam tersi Kur'an'a zarar verirsiniz ki dediğiniz gibi bunlar vahiy katipleri aynı zamanda. Yani Kur'an-ı Kerim'i... İşte e, Hazreti Ebu Bekir zamanında, e, sonraki dönemlerde işte şey yapılıp gidip haf hafızlardan bizzat alınıp yazıldığını biz biliyoruz. Mesela Tevbe suresinin e, son ayetlerinden biriydi sanırım. E, o e, Kur'an-ı Kerim'in yazılma aşamasında Kur'an-ı Kerim yazılıyor. Artık e, bir kitap haline getirilir Hazreti Ebu Bekir zamanında. Ve hafızlar tekrar tekrar okuyorlar. Hafızlardan bir tanesi... Burada bir eksiklik var diyor mesela. İşte e, tekrar ediyor. Sonra diyor ki ben bu e, ayet-i kerimelerin e, e, rivayet edildiği zaman falan kişi de vardı yanımda. İsmini şu an hatırlamıyorum. Büyük sahabilerden birisi. Ve kalkıyorlar, gidiyorlar yanına. E, okunurken burada bu ayetler yok diyor mesela. O Tevbe suresinin ayetleri olması lazım. E, o ayet-i kerimeleri ondan sonra ilave ediyorlar. Şimdi bu, bu noktadan siz baktığınız zaman eğer siz bu zatlara güvenmiyorsanız e, o zaman bu zatlar Kur'an yazılmış bitmiş e, arasına ayet koyuyorlar. Siz bunlara güvenemezsiniz. O zaman kendiliğinden koymuş dersiniz. Çünkü, ha, çünkü dinin üstüne dayandığı her şeyi hafif uçurduğunuz. Ha, e, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik biz koruyacağız diyor Cenab-ı Hak. E, o zaman bu sahabilerin koyduğu şeyi de sen kendinden koydu dersen e, ayet-i kerimede ifade edilen şeyi sen yerle bir etmiş oluyorsun. Hani bunlar bu kadar hassas bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e zarar gelmesinler diye uğraşmışlar, etmişler. Sen de güya sözüm ona Kur'an'ı korumak için böyle yaparsan onların o bir dünya o uğraşlarını, gayretlerini tabiri caizse altına bir kibri çakmak gibi bir şey yapmış oluyorsun. Sen onlara güvenmezsen o Kur'an-ı Kerim'i onlar bize rivayet ettiler. Vahiy katipliğini onlar yaptılar, onlar yazdılar. E nasıl biz o zaman güveneceğiz? Hadislere güvenmiyoruz. O zaman Haşa Kur'an'a da bu noktadan bakarsak güven güvenimiz sarsılacak çünkü. Bir daha bir zaten Kur'an da hani orada zikri biz indirdik, biz koruyacağız diyor ya. Evet. E, bu Kur'an diye de tabir ediliyor ama şu da var. E, Kur'an'ın korunması sadece lafızlarının korunmasından ibaret bir olay değil. Kur'an'daki lafızların ne anlama geldiğinin de korunması Kur'an'ın korunmasının bir parçası. Tabii. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın e, ee, namaz ile ilgili, salahla ilgili emirleri ben nasıl kılıyorsam öyle kılın diye göstermesi aslında o salah kelimesinin manaca hıfsıdır. Çünkü başka birisi der ki ya bu salah dua anlamına gelir. Allah'a dua etsek yeter o zaman hiç secde etmemize, rükû etmemize gerek yok diye tevil edebilir. Çünkü kelime Arapça'da bu anlamı kastetmeye de müsait. Hı hı. Ama Allah Resulü diyor ki otoritesi olarak diyor ki bu salahta kastettiği Cenab-ı Hakk'ın budur. Böyle çok rivayet var. Sahabeler kendileri Arap olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim kendi dillerinde inmesine rağmen soruyorlar. Mesela bir nedir diyorlar Allah Resulüne. Hmm. Allah Resulü birin ne olduğunu anlatıyor. İşte huşunun ne olduğunu anlatıyor. E kendi dillerinde niye bu sormak ihtiyacını hissettiler? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muradının ne olduğunu Allah Resulü daha iyi biliyor. Evet. Şimdi o yüzden sünnetin hıfzı aynı zamanda dinin hıfzıdır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı korumak için yaptığı taahhüt Aynı zamanda sünnetin korunması için yaptığı da taahhüttür. Çünkü ne anlama geldiğini bize sünnet söylüyor. Hı -hı. Yani onu oradan koparmak sadece Kur'an korunmuştur. Ötekiler güvensizdir dediği zaman e, Kur'an'ın ne anlama geldiğini bize kim anlatacak? Hı -hı. Her şey havada kalıyor. Ya, nitekim burada bu iddiayı ortaya atanların e, çelişkide kaldığı bir noktada ayet-i kerimelerin bizzat bize bunu emretmesi... Ayet-i Kerime doğrudan Resulullah'tan almasını söylüyor. Evet. Bu noktada çok ayet-i kerime var. Ee, ama işte siz bunlara baktığınız zaman bu ayet-i kerimeleri tevil ediyorlar. Yani tutuyorlar o ayet-i kerimenin sarahatini geçiyorlar. Doğrudan ayet-i kerimede anlatılan, ifade edilen meseleye geçiyorlar. Tabiri caizse kendi anladıkları şekilde yorumluyorlar. Dolayısıyla bundan kastedilen hadisler sünnet değildir noktasına geliyorlar ve öyle anlatıyorlar o zaman diyorsun ki daha sen başlarken böyle bir hatayla başladın. Yani sen ayet-i kerimeyi bu şekilde yorarak, yorumlayarak, farklı bir mecraya kaydırarak anlatırsan e ben senin anlattıklarına nasıl güvenebilirim? Sen hadisi devreden çıkardın. Bir, birinci ağızdan ayet-i kerimeleri bize getiren, bize anlatan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini aradan çıkardın sen. E ona biz mi güvenimizi kırdın? Senin sözüne nasıl güveneceğiz? Değil mi? Sen önce bütün otoritelerin altına dinamit koydun ve ilk ve en esaslı otoritenin altına dinamit koydun. Sonra da benim otoritemi kabul edin diyorsun. Seninkini niye kabul edelim? Yani <laughs> şey ne hani güya çok böyle masum bir şekilde Kur'an bize yeter. Kur'an'ı Kur'an'la okuruz, anlarız. Hani baktığınız zaman masum bir şey. Hakikaten Kur'an aslında bize yeter. Ama altı ...boşaltılmış bir şekilde değil, sünnetle takviye edilmiş bir şekilde bize yeter. Onu oradan çıkarırsanız siz Kur'an'a iyilik yapmış olmazsınız. Kur'an'ın bir kalesini dağıtmış, tarumar etmiş olursunuz. Kur'an'ı koruyan önemli bir kaledir o. Siz onu o zaman, haşa, kalelerini yıkarak düşmanla baş başa bırakmış olursunuz. Öyle bir noktaya getirirsiniz ki yani ona yardım etmiş olmazsınız, tam tersi ona zarar vermiş olursunuz. Yani dolayısıyla bu mesele belki de çok tartışılacak bir mesele. ama üzerinde durulmayı ve tartışılmayı hak eden bir mesele. Sünneti Sünnet-i Seniyye çok mühim, o yüzden Risale-i Nur'un belki bütün meseleleri içerisinde bir şekilde sinmiştir, sirayet etmiştir o öneminden dolayı. Pek çok yerde, pek çok mevzu hadislerle Kuvvet, e, kuvvetlendirilerek desteklenerek anlatılmış böyle dördüncü lema, on birinci lema gibi doğrudan Sünnet seniyi anlatan meseleler de var e, biz bu meselelerin okunmasına hakikaten faydalı olacağı kanaatindeyiz bir defa Sünnet seniyi niye önemli Sünnet seniyi biz niye illa okumak zorundayız niye öğrenmek zorundayız bir manada bunların temellerini kuruyor e, bir de tartışma meselesi olmuş bazı mevzulara da burada değiniliyor. Dördüncü ve on birinci lemada. Biz inşallah uzun bir girizgah oldu bu. <laughs> evet ama lazım bir girizgahtı. <laughs> ama tabii bu inşallah uzun soluklu bir program olacağı için yani tabiri caizse binanın yüksekliğine göre temeli de ona göre derin olur. <laughs> yani bu, bu tartışma niye var? E daha doğrusu bu bahisler niye önemli? Onun vurgusunu biz bu şekilde yapmış olduk. Hani şüpheler oluşturulmaya çalışıyor. Bir sis var. O siste bunlar birer kıblenameli pusula. Aynen öyle. Yani bunlar hakikaten her asırda bizim için bir e, tabiri caizse fener hükmünde, karanlıkta yolunu kaybedenlere yolunu gösterecek bir pusula hükmünde. E, o yüzden bizim bunları sık sık okumamız, e, üzerine durmamız ve sünnet-i seniyenin anlamamız gerekiyor. Evet o yüzden böyle bir mesele inşallah girmenin uygun olacağını düşünüyoruz. Evet bismillah diyelim. Dördüncü i̇nşallah. lema. Minhacü sünne bu risaleye layık görülmüştür. Minhacü sünne ne demek? E, sünnetin yolu hı hı. demek. E, meseleyi imamet bir meseleyi fer'i olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir meşail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imanı ayet hizmeti esasiyimize münasebeti bulunduğundan cüz bahsedildi. Hmm. E, bu bahiste ben önce şöyle bir şey anlıyorum. E, zaten ileride o ayet de gelecek. Ehli hmm. beyti, muhabbetin emredildi ayet. Hmm. Üstad hazretleri burada ehli sünnet ve cemaatin o ayeti nasıl anladığını, nasıl evet. bir perspektiften baktığını, ehli beyti nasıl gördüğünü, ehli beyt kavramının içini nasıl doldurduğunu, muhabbetini nasıl anladığını burasalda beyan ediyor ki. Bu noktada Şia ile ehl Sünnet'in farkı ne? Evet. Sanki bu sünnetin şeyini buradan bize anlatacak. Tabii işte ehl Sünnet diyoruz. Aslında yani ismi bile çok açık aşikar bir şekilde yani sünnet üzerine kurulmuş, sünnet üzerine bina edilmiş bir yol olduğu ortaya çıkıyor anlaşılıyor. Evet, evet. Sünneti önemseyenler. Tabii evet. ki evet evet. Ehli sünnet. Ya zaten bizi ayıran en büyük özellik de bu. Ee, şimdi buradaki bu şeyde İmamet meselesiyle tabi bir izah var. İmamet meselesine dair. Ee, yani halifelik. Ondan sonra e, işte şi, Şia'nın 12 Allah, imamı meselesi. Allah Resulü'nün ve, varisliği. Varisliği. Evet. Tabi daha da e, ön planda olan Hazreti Ali'nin halifeliği meselesi e, burada değinilecek meseleler. Ama bunlar üçüncü ve daha ziyade dördüncü e, nüktelerde gelecek ilk başlarda Sünnet-Seniye giriş yapılacak. O yüzden biz bu imamet meselesine dair izahları o üç ve dördüncü nüktelere bırakalım. Evet. Özetle ben şunu söyleyeyim abi. İmamiye Şia'sında şöyle bir şey var. Hümeyni'nin kitabında da geçiyor. Geçenlerde bunu bir dinlediğim seminerde işittim. E, Hümeyni de diyor ki bunu. O da kendi kütüb-i erbaalarından o Hı. dört esas kaynağı var Şia'nın. Allah Resulü'nün e, ilk döneminde sadece Allah'a iman ve Allah Resulüne itaat etmek şeydi hmm. sorumluluktu. Ama ne zaman ki Hazreti Ali varis tayin etti kendine, ondan sonra diyor işte imametine de o Hazret Ali hmm. imametine iman etmek de İslamın şartlarından biri oldu. Evet. Hazret Ali'nin Allah Resulü'nün varisi olduğuna hani ilk ve en önemli varisi olduğuna iman etmeyenler İslam'da yani imanların sorunlu olduğunu düşünüyorlar onlar. Hmm. Öyle bir şeyleri var. Ehli beyti anladık nasıl anladıklarından kaynaklanan bir problem. Mesela imamet bu yüzden şeye girmiş. Hmm. Akaid konusunda tartışma konusu olmuş. Yani Tabii. akaidin içinde mi dışında mı? Evet. Aslında akaidin içinde değil. Biz buradan onu anlıyoruz. Hakikaten feri bir mesele. Yani e, imanın o zaruriyat denen olmazsa olmazlar denen bahislerin içerisine girmiyor. E, ama bunu siyasi bir noktaya çektikleri için, ciddi tartışmalara ve hatta kavgalara kadar götürdükleri için siz bir kavganın içerisindeyseniz ister istemez hani siz onun bir takım şeylerini duyarsınız, istemeseniz bile. O kavganın neden çıktığını, nasıl çıktığını, hangi tarafın haklı, hangi tarafın haksız olduğuna dair kafa yormak durumunda kalırsınız. Aslında çok üzerinde durulacak bir mesele değil, cüzi bir mesele diyor. Tabii. Ferdi bir mesele. Bediüzzaman da onu ifade ediyor. Fakat çok fazla ses çıkardığı için, çok fazla kafaları karıştırdığı için, çok fazla soru işaretleri bıraktığı için bu mesele cüz'i de olsa bir girilme ihtiyacı olmuş. O yüzden Bediüzzaman ehl-i sünnetin en azından çerçevesini çizmek, e, hani siyasi manada çok dahil olmadan hakkı hakiki olarak nasıl anlaşılması gerekir? Ee, ...hak olan ciheti nedir kavlimde. İstikameti nasıl? nedir diye burada etrafını çiziyor. Belki kitaplarca yazılabilecek uzun bir mesele, uzun bir mevzu. Bak Fakat bir iki nüktede etrafını çiziyor onun. Lahikalarda da bu manada e, birkaç mektup ben görmüştüm. E, dolayısıyla çok ses çıkardığı için, çok cazip olduğu için... ...hani dördüncü meselede de anlatır ya Bediüzzaman insanın vazifelerini bir daire iç içe geçmiş dairelere benzetir. En içte daire iç dairede vazifesi en fazla olan alan en dışta ki vazifesi en az olan. Mesela onu da siyaset gibi anlatır. Siyasette bizim vazifemiz çok yoktur yani. Belki ihtiyaç olsa arada bir gidip seçimlerde oy kullanırız. Böyle bir şeyimiz vardır. Onun haricinde çok fazla yok. Ama gel gör ki bizim kendi kalp meselemiz, İman meselemiz, manevi açlığımızı doyurma meselemiz ilk birinci bizim vazifemiz olduğu halde bu siyaset meselesi o kadar cazip ki biz ona ayıracağımız, kalbe ayıracağımız zamanın daha fazlasını ona ayırıyoruz. Yani iki kişi bir araya geldiği zaman bir başlıyoruz. Üç kişi, beş kişi bir araya geldiği zaman sohbet daha da bir koyu oluyor. Dolayısıyla biz kalbi unutuyoruz. Asıl önem verilmesi gereken şeyi ihmal edebiliyoruz. Yani tabiri caizse e, haşa simvaşa benzetmek gibi olmasın ama işte beşiktaş mı daha iyi takım fenerbahçe mi? Hmm. Sanki <laughs> bütün hayatımız bunu süslemiş gibi tartışıyoruz ama aslında hayatın içinde hiçbir şey önemi yok. Beşiktaş olsun fenerbahçe olsun ne ehemmiyeti var gibi. Ama mesela şey de işte Hazreti Ömer mi daha fazilettedir Hazreti Ali mi? Hmm. Ya aslında bunun doğrudan dinin bütün detaylarıyla bilgisi yok. En doğrusunu Allah bilir de evet, diyebilirsin. De. Yani velev ki hani, orada bir şeyi seçmek istemiyorsan bile. Evet. Ki hani Ehl-i Sünnet'in duruşu burada hulefay Raşidinin dizilimine göredir. Hı hı. Ama velev ki sen hani Hz. Ali'ye hususi bir muhabbetin var. Orada seçim yapmakta zorlanıyorsun. En doğrusunu Allah bilir de ya hani bırak. İşte olay siyasi noktaya geldiği zaman biraz e, mücadele halini alıyor. İşte mücadele halini aldığı için ben mi haklıyım, sen mi haksızsın, benim şeyhim mi, senin şeyhim mi, benim imamım mı, senin imamın mı meselesine geldiği için biraz işte insanlar orada nefislerini araya sokmuşlar maalesef. İşte nefisler araya girince de artık bazen hak hakkaniyet değil de kendi çıkarı ön plana çıkabiliyor. Fanatiklik ortaya çıkabiliyor. O da zarar veriyor. Ehli İslam'a zarar veriyor. Yani bugün biz alem İslam'ın haline baktığımız zaman bence bu tarz tartışmaların çok büyük etkisi var bunda. Çünkü siz fanatik bir tarz olaya yaklaşırsanız, işin özünden, hakikatinden uzaklaşırsınız ve birbirinize cephe almaya başlarsınız. Peki bu mevzular hiç mi tartışılmayacak? Bilakis tartışılacak. Tartışılacak ama kavga noktasına getirilmeyecek, husumet haline getirilmeyecek. Biz bazen şey noktasını kaçırıyoruz. Bir noktada o kadar yoğunlaşıyoruz ki illa ben haklıyım. E, fakat haklısın da bunu tartışmada dile getirmen lazım. Fakat insanlar öyle yapmıyorlar. Olayı kavga noktasına çekiyorlar. Husumet ortaya çıkıyor ve derken arada bir ittihat olmuyor. i̇ttihat İslam gerçekleşemiyor bir türlü. Yani Fer'i bir mesele olduğu halde aslında belki... Çok daha sonralarda, daha sonralarda üzerinde durulabilecek bir mesele olduğu halde, yani ilk meseleymiş gibi insanlar yoğunlaşıyorlar ve birbirlerine kalk, düşman oluyorlar. E bakıyorsunuz, siz iddia edemeyince, bu sefer dünya güçleri sizin istediği gibi oynayabiliyor. Ayet-i Kerim'in dediği gibi, e, ihtilafa düşmeyin değil, diyor. Çünkü gücünüz kalmaz, daha Aynen. İşte ben mesela bugünkü meselenin bununla çok büyük e, bir şekilde içli dışlı olduğunu düşünüyorum. Yani biz birbirimizle bir araya gelip ittifak edemiyoruz ki onlara karşı koyalım. Yani en ufak bir araya nifak koymaları yetiyor. Biz zaten hazır bombayız tabiri caizse. Ki yani dikkat ettiğimizde hangi coğrafya karışsa... ...hemen Batı oraya müdahale ediyor. Ama karışmazsa müdahale edemiyor mesela. Hmm. Karışırsa hemen işgal ediyor. Neden? Çünkü zayıfladılar artık. Hmm. Onun girmesine müsait bir ortam oluştu. E tabi işte bu... E, ...siyaset noktasından bu... E, ...hani... ...üzerinde durulmayı bu kadar hak etmeyen... ...bir meselenin bu kadar kavga unsuru... ...haline getirilmesinin bir etkisi. Sonra işte Şiilik, Sünnilik... ...onların da alt başlıkları falan oluyor. Bunların hepsinin kendi arasında bir araya gelip ötekini yok görmesi, işte bunlar hep o uhuvvete, muhabbete, iddiada mani olan şeyler. O yüzden Cenab-ı Hak da bizi tokatlıyor tabiri caizse. Yani böyle olmaz diyor. O yüzden bazen bu tokatlar başkasının eliyle oluyor. Bazen bu tokatlar ecnebilerin eliyle oluyor. İşte alem İslam'ın bugünkü acınacak e, hali ortada. Yani ona ihtiyacımız var. Abi teşekkür ediyoruz. Ee, bu haftalık süremizin sonuna geldik. Çok ilerleyemedik ama bence en azından ilk eksenimizi oluşturmuş olduk evet. böylece. Bundan sonra bunun devamında bu bakış açısıyla okumalar yapacağız. İnşallah. İzleyicilerimiz de bunu anlamış oldular. İnşallah. Evet bir risale Arac'ın daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi bu hafta ve önümüzdeki haftalar sünnetin ehemmiyetini, dinde gördüğü fonksiyonu ve ehl-i sünnet ve cemaatin sünnete nasıl baktığını, ehli sünnet isminin nasıl bir önemsemeden, nasıl bir bakış açısından beslendiğini işleyeceğiz dedik. Bu girizgahımız oldu, neden bu konuları tartıştığımızı ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu özetlemiş olduk. İnşallah haftaya, inşallah haftaya minhac-ı sünneden yani dördüncü lemadan okumaya devam etmek üzere Allah'a emanet olun.